Hem pürüzsüz ve katı kısım dış katmandır. Yoğunluğu yüzünden ona sert kemik de denir. Bu kemik türü normalde yumuşak dokular da dahil vücudunuzdaki hemen hemen her şeyin içinden geçebilen röntgen ışınlarının kemiklerinizi zar zor aşmasının nedenidir. Bu bölüm toplam kemik kütlenizin %80'ini oluşturur. Sert kemikten içeri sızmak inanılmaz derecede zordur. Çünkü burası bir sürü mikroskobik kolondan meydana gelir. Bu silindirlerin içinde de çok daha fazla sayıda kemik üreten hücre bulunur. Ortasındaysa kemiklerin sinir lifleri ve kan damarları bulunan bir ana kanal yer alır. Silindirler kemik boyunca uzanır ve eğilmesini ya da kırılmasını engeller. Bu son derece sert katmanı geçiyorsunuz ve etrafınızdaki manzara ciddi şekilde değişiyor. Artık süngersi kemiktesiniz. Adının hakkını veren bu bölge minik dikenlerden oluşan bir süngere ya da bal peteğine benziyor. Bu kemik dokusunun yoğunluğu sert kemiğe göre daha azdır. O yüzden daha esnek ve çok daha hafiftir. Süngersi dokunun keşfettiğiniz kemiğin sadece uç kısımlarında olduğunu fark ediyorsunuz. Yani yapısı diğerlerinden biraz daha farklı olan uzun kemiklerden birinin içindesiniz. Ortasındaysa sizin tünele benzettiğiniz ve özel bir maddeyle dolu sert bir kabuktan oluşan bir şey bulunuyor. Yağ açısından zengin bu kısmaysa sarı kemik iliği deniyor. Ancak süngersi kemiğe geri dönme vakti geldi. Süngersi kemik çoğunlukla uzun kemiklerin ucunda, omurların içinde ve eklemlerin yakınlarında bulunur. Bu süngere benzeyen dokunun açık boşlukları vardır. Bu boşluklar kan hücrelerini üreten kırmızı kemik iliğiyle doludur. Uzun kemiklerin boyları enlerinden çok daha uzundur. Uyluğunuz ya da üst kol kemiklerinizle ayak ve el parmaklarınızdakiler bu tarz kemiklerdir. Yassı kemikler ince ve biraz kavislidir. Bu kemikler katlı bir pasta gibidir. Süngersi kemik birbirine paralel iki sert kemik katmanı arasına sıkışmıştır. Kaburgalarınız ve kafatasınızdaki kemiklerin çoğu yassı kemiktir. Kısa kemikler küp şeklinde olur. Süngersi iç dokularının etrafı ince bir sert kemikle kaplıdır. Kısa kemiklere el ve ayak bileklerinizde rastlarsınız. Vücudunuzdaki en küçük kemik, en küçük bozuk paradan kat kat küçüktür. Bu kemiğe üzengi denir ve orta kulağınızda yer alır. Bu küçücük şeyin ağırlığı iki susam tanesi kadardır. Kemiklerinizdeki mineral içeriği her yıl %10 yenilendiği için iskeletiniz de her 10 yılda bir yenilenmiş olur. Dişleriniz iskelet sisteminizin bir parçası olsa da kemik olarak kabul edilmez. Vücudunuzdaki tüm kemiklerin yarısından fazlası ellerinizde ve ayaklarınızdadır. Vücudunuzda başka bir kemiğe bağlantılı olmayan tek kemik dil kemiğidir. V şeklindeki bu kemik dil kökünde bulunur ve dilinizin yerinde kalmasını sağlar. İnsanların %1'i 13. kaburgayla doğmaktadır. Kemiklerinizin rengi beyaz değildir. Dışarıdan daha çok sarı veya pembemsi bir rengi vardır. İçi de koyu kırmızıdır. Bir kemiğinizi kırarsanız o kemik yeni kemik hücreleri üreterek kendi kendini iyileştirir. Alçı sadece düz bir şekilde kaynamasını sağlar. İnsanlar kırık kemiklerle nasıl başa çıkacaklarını yüzyıllardır biliyor. Antik Mısır'da M.Ö. 1600'lü yıllarda kırık kemikleri yerine oturtup keten bezlerle bandajlıyorlardı. İnsanlar dahil dünyadaki hayvanların sadece %10'u omurgalıdır. Yani iskelet sistemine sahiptir. Kıkırdak denen özel bir doku kaplaması bir kemiği sarar ve onun başka bir kemiğe doğrudan sürtmesini engeller.